Hayalden Gerçeğe programı bugün yine çok özel bir konukla sizlerle ekranlarınızda bir Çinli sanatçısını, genç bir hanımefendiyi ağırlıyorum bugün. Sayın Cansu Sakız. Hoş geldiniz stüdyomuza. Merhabalar Meltem Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler. Kanalımızda sizin de böyle bir renk katmanız, güzel eserlerinizi buraya getirmeniz bizleri çok onurlandırdı. Teşekkür ediyorum bunun için. Ben teşekkür ederim. Cansu'cum seni tanımak istiyorum. Kimdir Cansu Sakız? Ben şöyle bir özgeçmişimden bahsedeyim. Resim altyapılı bir lise eğitimi aldıktan sonra lisans eğitimde üniversitede Çin'i ana sanat dalı ve onarımı okudum 4 senelik. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. İzmir'den geldim. 4 senedir İstanbul'dayım. Evet. Bir atölye süreci geçirdim. İzmir'de kendi atölyemi kurdum. Orada kendi üretimlerimi yaparken kurslar vermeye devam ediyordum. Daha sonra İstanbul'a gelme kararı aldım ve burada kurulmuş olan Hata Yapım Atölyesi ailesine katıldım. Kurucuları olan benim kuzenim de olur. Kendisi sanatçı. Demet Evger'in kurmuş Evgar. olduğu. Buradan selam gönderelim kendisine de. Evet, onunla çok güzel tecrübeler yaşadık. Multidisipliner çok güzel bir atölyemiz vardı. Ben Çinli seramik alanında workshoplar, kurslar ve üretimlerimi yaparken onların tiyatro provaları, drama kursları vesaire gibi multidisipliner bir atölyeyi devam ettirdik 4 sene boyunca. Hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz ama aynı mekanda değiliz artık. Ben kendi özel atölyemi açtım. Onlar çok güzel projelere devam ediyorlar. Bu şekilde atölye sürecimi bu Şimdi şekilde bir özetledim. tasarımcısın. Bu Evet. da tabii benim çok ilgimi çekiyor. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Ben de bir tasarımcı olduğum için. Evet biliyorum. Hayalden Gerçeğe programı için nasıl bir şey anlatırsın bize? Yani nasıl hayal ettin? Neden Çin'i seçtin? Ve tasarımlarında neden ilham alıyorsun? Çin'i seçmemin sebebi lisede görmediğim tek alan Çin ve seramik üzerineydi. Çok merak uyandırdı benim için. Ve bu bölüme girdikten sonra Çin'i ile resmi neden birleştiremem ki sorusuyla birlikte daha heyecanlı bir şekilde okumaya başladım lisans eğitimimi ve tasarımlarımı daha çok geleneksel motiflerden tabii ki yararlanarak ama daha çok kadınlardan esinlenerek kadın portreleri kullanarak aslında herkesin içinde farklı farklı bir sürü kadın vardır. Model aldığınız, etraftan model aldıklarınızla da birlikte dışa vurarak çıkan tasarımlar oluyor. Uygulama olarak da Çin'in geleneksel teknikleriyle, sıra altı boyama tekniğiyle yapıyorum bütün üretimlerimi. Ama tabii ki daha modernleştirebiliyorum. Yani Bunun daha için bir günümüz fırın teknolojisiyle. kullanıyorsun tabii, Tabii yüksek ki. ısıda. Evet. Zor da bir sanat dalı bu aslında, değil mi? Evet. Sürprizleri var. Başlıyorsun, her şey güzel. Ondan Evet. sonra veriyorsun fırına ama çıktığında belki de hayal Kesinlikle. ettiğin şeye kavuşamıyorsun. O Evet. zaman bir hayal kırıklığı olmuyor mu ya da bir motivasyonda bir düşüklük olmuyor mu? Bununla ilgili çok fazla anılarım var. Çok fazla şey yaşadım. Tabii ki çok sabır gerektiren, bütün serüveniyle birlikte sabır gerektiren, fırına gelene kadar da çok fazla şey yaşanabiliyor ama tabii ki en riskli kısmı fırın. Çünkü o fırını kapatıyorsunuz, 900.000 derecelere çıkıyor ve içerisinde neler yaşanıyor bilemiyorsunuz. Her seferinde farklı olasılıklar durumu değiştirebiliyor. İlk zamanlar kırılan işlerime çok üzülüyordum. Çok emek verdiğim işler bozuk çıkıyor, kırık çıkıyor, bazen çok düzgün çıkıyor. Sürprizlerle dolu ama onu öyle kabul etmeye baktığımda aslında hayat da birazcık öyle olduğu için ne kadar planlasanız da hayat bazen çok daha farklı yerlerden karşınıza farklı şeyler çıkartabiliyor. Bunu böyle kabul ettim aslında. Hayatla paralel olarak görmeye başladığımda onu kırık olarak kabul edip aslında daha da değerli ve anlamlı olduğunu düşünmeye Peki başladım. onları kullanabiliyor musun, o kırık parçaları? Onları aslında Uzak Doğu'da bir felsefe var. Kırılan Onu şeylerin daha anlatmanı değerli istiyorum zaten. olduğunu, Evet. evet, altın tozuyla birleştirme yöntemi. Evet. Çoğu işimi de artık öyle yapıyorum ve daha farklı bir boyut kazanıyor benim için değeri olarak. O şekilde değerlendiriyorum kırılan işlerimi. Peki şimdi hiç Çin'i bilmeyen, seramiği yapmayı bilmeyen izleyicilerimiz için bu nasıl bir süreçtir? Bunun atölye süreci nasıl başlanır? İlk adım nedir? Tabii. Sonra ne gelir? Birazcık anlatır Tabii mısın ki. bize? İlk önce üretim süreci. Yani kafamdan bir şeyi hayal ediyorum. Ne yapmak istiyorsam. Bunun hem en yakın planındaki halini düşünüp hem en son bitmiş halini düşündükten sonra kafamda bu programı hayal ettikten sonra uygulama kısmına geçiyorum ki aslında en kolay kısmı, en zor kısmı yaratım süreci kafadaki.
Daha sonra geleneksel yöntemlerde kömür tozuyla desenizi delersiniz tek tek. Kömür tozuyla geçirirsiniz veya farklı geçirme yöntemleri de var. Bu yaptığınız işin seriliğine göre değişiyor. Kaç adet yapacaksanız, unik bir iş yapıyorsanız farklı bir aktarma yöntemi var. Daha sonra tahrirleme işlemi var. Yani tahrir boyasıyla kontürleme yapıyoruz desenleri öncelikle. Ve renklerine karar verdikten sonra bisküvi yüzeyleri, çini bisküvi, seramik bisküvi üzerine sıraltı boyalarla boyama işlemini yaptıktan sonra sırlama ve fırınlama işleminden Ne sonra kadar bir elinizden zamandır çıkıyor. bu bütün bu anlattıklarım? Örneğin Açıkçası şöyle bir buradaki evet. harika bu eserine bakarak söyleyeyim. Ne kadar sürüyor bunu bitirmek? Bunu yaratma sürecinden sonra uygulaması bu mesela 4-5 günlük bir süreç. Fırınıyla birlikte sırıyla. Ama tabii ki ondan önce bir çizim şeyi var. Onu Tabii dahil o etmediğim bir süreç tabii. olarak Yani sadece o üretim şekilde. için geçecek Evet. olan süre bu diyorsun. Evet. Peki dedin ki hani seri üretim yapıyorsam ya Hı da hı. tek yapıyorsam daha çok seri mi yapıyorsun, tek mi yapıyorsun? Ya ben butik bir atölye olduğum için şu anda daha kişiye özel, unik tasarımlar üretme üzerinden devam ediyorum. Ama tabii ki karşıma öyle işler çıkarsa proje bazlı ekip kuruyorum. Gözüne güvendiğim, eline güvendiğim arkadaşlarımla, dostlarımla. Onlarla birlikte o süreci, projeyi çıkartabiliyoruz daha seri işlerde. Yine unik bir tasarım ama daha büyük ebatlarda olduğunda diyeyim, bu şekilde bir üretim sürecine Unik bir giriyoruz. tasarım yaptığın zaman onu son dokunuşuna kadar kendin mi yapıyorsun ya da Evet. yapmak mı istiyorsun? Evet. Evet, değil mi? Evet, Çünkü en büyük artık o bir keyfi o. sanat eseri. İmzalıyor musun peki yaptığın şeyleri? Evet, Hepsini imzal. arkalarında Bu çok imzalarım var. önemli. Özellikle de dikkat edilmesi gereken bir Hı şey. hı. Tabii yapılan şey çok kıymetli olsa da her zaman kırılma ihtimali taşıyan bir emtia Evet. üretiyorsun aslında. Ve içinde hep bir risk var, değil mi? Evet. Yani sonsuza kadar kalmayabilir. Evet. O anlamda da hani gerçekten ilginç geliyor bana. Hani ben mücevher Hassas. yaparken o öyle bir şey olmuyor çünkü Evet. kalıyor yüzyıllarca insanlar ailelerine aktarıyor ama böyle bir şey her zaman için bir sarsıntıda Evet. yıkılabilir. İçinde heyecanlar, sürprizler barındıran Evet. bir sanat dalını icra ediyorsun. Hata yapım atölyesi dedin. Hı. Ondan sonra yaptığın başka çalışmalar var. Önümden okuyacağım şimdi. Hı. Haydarpaşa Vapur İskelesi, Hı. Çini Restorasyonu. Bu enteresan. Evet. Çünkü halkın sürekli gittiği, gördüğü bir mekanda çalışmışsın. Hı. İzler bırakmışsın oraya. Tarihi bir binaya. Anlatmanı isterim. Tabii ki. O süreçte de yine bir Aksa Mimarlık diye bir mimarlık şirketiyle birlikte çalıştık ve orada desenli çinlerin çok hava şartlarında da sert olan bir mevkide olduğu için Haydarpaşa Vapur İskelesi çok fazla zarar görmüştü. Ve bana bu proje geldi. Ben zaten okulumda da bu proje bu dersle ilgili alan olarak aldığım için küçük bir ekip kurdum ve bu projeye başladık biz. Tabii restorasyon çalışması Restorasyon. baştan başlayıp yapmaktan farklı ve Tabii zor bir ki. şey. Evet. Nasıl bir yöntem Yani kullanılıyor onun orada? süreci zaten daha önceden bir restorasyon aşaması görmüş oluyor genellikle tarihi binalar. Öncelikle onu belgelemekten başlıyoruz. Envanterleri çıkarılıyor, röleveleri çıkartılıyor. Ben bunu nasıl teslim aldım, nasıl bir hasarla teslim aldım ve nasıl teslim ediyorum aslında belgelenmesi. İlk başlangıç buradan başlayıp daha sonra belli temizlik aşamaları, eksik parçaların tamamlanması ve daha sonra desen olarak tamamlanması, eksik desen kalan kısımların ve daha sonra teslim. Tabii ki bu süreçte bütün hepsinin belgelenmesi, bu süreçlerin. Nasıl bir his bu peki? Başkasının tasarlamış olduğu bir şeyi düzeltmeye çalışmak. Güzel bir şey çünkü çok uzun zaman önceden yapılmış ve bu zamana kadar gelmiş bir şeyi tekrardan yaşatmaya çalışmak aslında. Değil mi? Ona zarar vermeden ama onun biraz daha ömrünü uzatmak, daha iyi estetik görüşe sahip olması Tabii. izleyiciye oraya Tabii bir gelen de konunun başka üstatları senden yaşça daha büyük tabii ki. olanların eleştirileriyle de karşılaşabilirsin. Riskli de bir şey aslında, heyecanlı da bir şey değil Evet, mi? İnsan evet. başardığı zaman mutlaka çok mutlu oluyordur. Kesinlikle. Peki arkeoloji müzesinde de bir çalışman olduğunu Hı. biliyorum. Oradaki nasıl bir çalışmaydı? Orada da çok güzel bir yeni medya grubu oluşmuş bir proje bazlı işler yapan bir grup arkadaşımla birlikte yaptık. Dekol diye geçiyor.
Arkeoloji Müzesi'nin içerisinde Çinli Köşk'te. Aslında izleyiciye Çin'i tarihini anlatmak üzerine kurduğumuz bir projeydi bu. Ki burada bu tarihi aslında altını çok çizmek lazım. Çünkü önemli bir ata sanatıydı bu. Kesinlikle. Bir süre sonra uykuya geçti. Ne kadar mutlu ki genç nesilden insanlar bunu tekrar yaşatmak için kolları sıvamışlar. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni aynı Teşekkürler. zamanda. Neler yaptınız orada? Aslında Çin'i tarihini izleyiciye güzel, yalın bir dille anlatmak da hedefimiz. Boş bir tabak hologram şeklinde ve yerde bir yüzyıllar çizgisi olan 13. yüzyılları yürüdüğünüzde, adım attığınızda tabağın üzerine 13. yüzyıl desenleri, Çin'i desenleri geliyordu. Güzel bir fikir, evet. Kulaklıklarla geziyordu müzeye gelen ziyaretçiler. Ve bütün yüzyılları temsil eden, ben orada bir küçük bir danışmanlık da yapmış oldum aslında bu proje içerisinde. Ve çok güzel tepkiler de aldık. Biz çok keyif aldık. Benim çünkü yapmaya çalıştığım şey tabii ki soyut mirasımızı korumak, Çin'i özellikle ve onun gibi geleneksel sanatlarımız. Ama günümüz teknolojisiyle çok farklı alanlarda sunumlar, yerleştirmeler, projeler yapılabileceğine inanıyorum. Bununla ilgili de elimden gelen şeyleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi Çin'i dediğimiz zaman nerelerde uygulanıyor? Yani en azından günümüzde modern bakış açısıyla konuştuğumuzda eski o Osmanlı'dan ya da daha öncesinden getirdiğimiz ata sanatı şu anda nasıl bir evrilmiş durumda? Ne yapıyor şu anda sanatçılar? Yani genellikle şu anda iç dekorasyona yönelik şeylerde çok kullanılıyor. Yani restoranlarda, otellerde veya kendi şahıs şeylerinde, özel mülklerinde kullanılıyor üretim olarak. Ama yani daha modernize etmek adına çok fazla şey görebildiğimi düşünmüyorum. Yani bu kadar geleneksel sanatımızın yüzyıllardır bize ait olduğunu bilmeme rağmen daha çok şeye dokunulabilir diye düşünüyorum. Bir de genellikle Çin'iyle ilgilenen sanatçılar hala daha geleneksel motifler üzerinde çalışıyorlar. Tabii çok özel ve güzel belki ama izleyicileri ya da işte müşterileri diyelim belki sıradan bulduğu eserler ortaya çıkıyor daha çok. Senin çalışmalarında benim dikkatimi en çok çeken şey üzerine uyguladığın motiflerin farklılığı. Örneğin kadın yüzleri kullanmak gibi. Nasıl oluşturdun bu fikri? Tabii ki Yani bir okulda ressamlık yönün var. Bunu kabul evet, onu etmemiz çok lazım. seviyorum. Yani resmetmeyi çok seviyorum. Dediğim gibi lisede aldığım resim eğitimini ben daha sonra kendi pratiklerimle de devam ettirdim. Çinli'de okulda okurken, üniversite zamanlarında tabii ki bütün geleneksel desenlerle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Tarihçesini öğrendik. Bununla ilgili çok iyi bir birikim aldık. Ama mezun olduktan sonra ben biraz da resim yeteneğimle Çinli'yi birleştirmek istedim. Çıkış noktam bu oldu aslında. O yüzden de tasarımlarım biraz daha farklı. Tabii ki şeye de çok önem veriyorum. Çok eski zamanlarda Osmanlı döneminde nakkaşlar, Topkapı Sarayı'ndaki nakkaşlar desenleri hazırlıyormuş. İznik'e gidiyormuş. İznik'te üretimler yapılıyormuş ve geliyormuş. Ama o dönem birazcık da bitkisel motiflerin Biraz da stilizasyonları, insan geometrik resmi motifler. yapmama alışkanlığının bunda etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki yani o zamanlar tabii minyatür sanatı varmış. Orada belli Evet. noktalarda kullanılıyor ama Çin'de çok görülmemiş. Belli bir figür kullanmama üzerinden bir süreç geçtiği için. Ama bu dönemde öyle bir şeyimiz yok. Yani şu andaki zamanı Çin'i ile birleştirmenin ben daha çağdaş bir yorumunu olduğunu düşündüğüm için tasarımlarımı da buna yansıtmaya çalışıyorum üretimlerimi. Yaptığın ürünlerin yurt dışında ne tür başarıları oldu ya da nasıl bir cevap görüyorsun? İlgi nasıl? Evet, şimdi biz iki kadın olarak, bir Cansu daha arkadaşım var. Öyle mi? Londra'da iki Cansu olarak bir marka kurduk kendimiz. Bir senedir devam ediyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Aslında oradaki yaşayanlara, birçok dünyadan insan var ama İngilizlerin kendi yerlileri olarak da çok fazla güzel talepler alıyoruz. Türk sanatını onlara tanıtmak, yani dünyaya tanıtmak aslında bir yandan. Peki bunun bir Türk sanatı olduğunu anlıyorlar mı? Çünkü hani geleneksel motiflerin dışına çıktığın için soruyorum bunu. Bununla Hemen ilk ilgili bakışta bilgi evet, heh, veriyoruz. değil mi? Yani o bilgiyi aldıktan sonra zaten daha da çok etkileniyorlar.
geleneksel sürecimizle ilgili hikayelerimiz var. Onunla ilgili yazıyı okuyabiliyorlar. Bütün detayları oradaki arkadaşım beni temsilen kendilerine iletiyor bütün alıcılara. Ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Bir senedir devam ediyor. İlerleyen süreçlerde küçük bir dükkan açma niyetindeyiz. Bakalım Mesela nasıl ben bir sana sürece gidiyor. gelsem desem ki Cansu'cum bana bir yemek takımı hazırlar mısın? Nasıl bir karşılığı var bunun? Ya da ben desem ki ben üzerinde işte şu motiflerin ya da benim çizdiğim bir şeyin olmasını istiyorum. Evet. Buna nasıl bakıyorsun? Var mı böyle Bunun müşterilerin? üzerinden o tarz çalışmaları çok seviyorum kişiye özel. Çünkü evinin renklerine göre, çok sevdiği desenlere göre veya kendisiyle ilgili olan bir hatıra, dokunuş. Bunların hepsini ben ön bilgi olarak alıp belli başlı kağıt üzerinde tasarımlar çıkartıyorum. Daha sonra onaylamış olduğumuz tasarımlar renkleriyle birlikte onay aldıktan sonra üretime geçiyorum. Ama sen yapıyorsun değil mi? Evet, Yani tabii. başkasının çizdiği Hayır. şeyi yapmıyorsun değil Yok, hayır. Kendi mi? yaptıklarım veya kendi numunelerim oluyor. Sosyal medyadan paylaştığım numuneler üzerinden siparişler alabiliyorum. Senin tarzını takip eden meslektaşların var mı? Vardır. Çünkü hani farklı bir şey yapınca insanlar tabii ki ilgi duyuyorlar. Belki onların akıllarına gelmemiş oluyor. Ama o fikri seviyorlar. Evet. Ne hissettirir bu sana? Tabii ki ben mutlu oluyorum. Yaptığım bir şeyin beğenilmesi zaten en güzel motivasyon. Yani başarının karşılığı olarak görüyorum ilk başta. Ve bunun devam etmesiyle Peki birlikte başı. rekabette bunu ne kadar doğru buluyorsun? Ya herkesin gerçekten kendine çok farklı özgü şeyleri vardır. Benimle aynı tarzda çalışan birisiyle de aynı ortak projeler yapmak isterim. Çünkü bu benim. Bu benim hayal dünyam. Benim hayal dünyamı kimse satın alamaz veya taklit edemez. Bir şeyimi taklit ediyorsa ben onun üzerine daha yeni bir şey üreterek kendi çıtamı yükseltmeye çalışırım. Peki öğrenciler yetiştirme konusunda çalışmaların var Evet. mı? Workshoplar veriyorum çok sık sık mezun olduğumdan beri. Şimdi bir kadın Kurslar da vermeye çalışıyorum. televizyonundayız. O Evet. yüzden bunu açalım birazcık. Evet. Kadınların ilgisi nasıl Çok kursları çok ya da fazla talep workshopları? olarak yani bir kadın tabii ki yoğunlukta. Tabii ki erkek katılımcılarımız da oluyor zaman zaman ama çoğunluk kadın. Ve yani çok güzel çok güzel kadınlarla tanışıyorum. Çok Hangi güzel yaş aralığında arkadaşlıklar. insanlar ve bunlar daha çok böyle eğitimli insanlar mı? Hani bir yerden sonra hobi olarak mı yapmak istiyorlar, meslek olarak mı yapmak istiyorlar? Nasıl bir yaklaşım var? Aslında 25-40 diyebiliriz Öyle ortalama mi? yaş aralığı. Gerçekten hepsi kendi mesleğini yapan, çoğunluğu kurumsal hayatta birazcık ruhsal olarak yıpranmış ve kendine zaman dilimi ayırmayan kişiler olarak sınıflandırabilirim. Bana geldiklerinde zaten atölyeme girdiklerinde bir şeyler üretmeye başladıklarında burası tam bir art terapi diyorlar. Yani bunu yaparken hiçbir şey düşünmüyorum, zihnim tamamen temizleniyor gibi güzel tepkiler alıyorum. Güzel insanlarla tanışmama vesile oluyor Çin'i ortaklığında. Çok da keyif alıyorum onların bir yerine dokunabilmek benim en çok mutlu eden şey oluyor. Değil mi? Evet. Peki biraz sergilerden söz edelim. Katıldığın sergilerden ve onların geri dönüşlerinden tabii ki. İstanbul'a geldiğimden beri birkaç tane karma sergiye katıldım. 44A Galeri'de bir otoportre sergisi vardı. Kendi otoportrem ve Çin'i tabağıyla ortak hazırladığım bir şeydi, desenli tasarımdı. Çok yakın geçmiş zamanda, geçtiğimiz yaz Introvert diye bir karma sergiye katıldım. Mehmet Kur'an eşliğinde, o da kendisi de bir ressam. Onunla genç sanatçılarla bir ekip kurdu ve bize bu ekipte onunla birlikte ortak projeler ürettik. Bu da çok güzel bir süreçti bizim için. Zaten o sergi süreci değil de sergiye gidene kadar yaşadığımız süreç çok keyifliydi. Peki özellikle böyle seramik yapan büyük firmalar da var elbette ki. İşte banyoları kaplayan ya da işte mutfak artık ya da yemek İç takımları dekorasyona vesaire iç yönelik. dekorasyon. Onlarla büyük firmalarla çalışmaların oluyor mu? Yani onların bünyesinde çalışıp onların yönlendirmesine göre hareket edebilir misin? Yoksa hep özgür mü kalmak istiyorsun mesleğinde? Yok, proje bazlı geliyor. Şu anda elimizde olan bir proje, anlattığınız projeye yakın bir şey. Yine bir mimarlık ofisiyle bana bir proje getirdiler.
bir otelin restoran kısmına bir iç dekorasyon işi. Böyle işler olduğunda hemen bir ekip kuruyorum. Tasarımımızı onaylıyoruz. Numunemizi onayladıktan sonra üretim sürecine geçiyoruz. Ya aslında hayal ettiğim şey bir mekanı tamamen baştan sona kendim yapmak. İşte gördüğünüz gibi lavabosundan ıslak zemin banyosuna, mutfak tasarımına, salon yerleştirmesine, ne aklı yemek takımları, yani bunu aslında hepsinin bir tasarım olarak, bir bütün olarak bir mekana yerleştirmek benim hayallerimden bir tanesi. Peki hayallerini gerçekleştirme anlamında doğru yerde olduğuna emin misin? Yoksa başka Geçmiş şeyler, zamanı yani başka baktığımda şeyler yapmayı ister miydin? yok, çok Yoksa memnunum. memnunum diyorsun. Evet. Peki tasarım konusunda, yani bir tasarımcı olarak başka şeyler tasarlamayı da düşündün mü hiç? Yani seramik ve çin üzerinden devam etmeyi seviyorum. Ama tabii ki burada ne form değişebilir? Ben kendi hayallerimi şöyle çıtasını yükseltiyorum. Ben lavabo yapmak çok istiyordum. Denedim. Buna da devam etmeye Demişken onlara bir bakalım evet. birlikte. Gerçekten de çok güzeller. Teşekkürler. Böyle büyük parçaları çalışmak da herhalde kolay olmasa gerek, Biraz değil mi? daha Bunlar için daha büyük meşakkatli fırınlara oluyor. mı ihtiyaç var, Tabii ki. yoksa aynı şekilde mi devam Yok, ediyorsun? ekipman olarak da belli ekipmanlara ihtiyaç oluyor. Tabii ki uygulama kısmı da daha zor oluyor. Daha ağır ve daha büyük. Tekrardan ben bunları fırçayla yapıyor oluyorum. Ama yine de yani insan hayal edince keyif alıyor. Ne Günlük kadar zor. kullanıma yönelik şeyler yapmak mı daha keyifli geliyor sana, yoksa sanatsal bir şeyler yapmak mı? Şöyle söyleyeyim. Günlük kullanıma uygun şeyleri de yapmayı çok seviyorum ama onun içinde de küçük bir sanat dokunuşu olduğunda aslında daha kullanılabilir bir sanata dönüşüyor. Dışarıdan aldığınız hazır baskılı bir ürün değil veya size özel tasarlanmış bir şey oluyor. Ama yine de içinde bir tasarım, bir sanat görüşü olduğunda yine ondan da keyif alıyorum. Ben her ikisini de dengede tutmaya çalışıyorum çünkü çok keyif alıyorum ikisinden Kendin de. için yaptığın bir şeyler var mı? Yani Çok yok. evin böyle çinilerle dolu mu? Değil, Nasıl? herkes öyle hayal ediyor ama ben hep böyle kendi ihtiyacımdan doğuruyorum aslında yapmak için. Mesela kaseler yapıyorum. Evime kase ihtiyacı var diye başlayıp çok beğeniliyor ve onu alıcılara vermek kalbimden geçiyor. Veya yemek takımı yapmak. Yemek takımı yaptım. Daha kendi evime yapamadım. Ya bu bende Zaman kalsın, bunu bulamadım. satamayacağım dediğim bir şey olmadı mı henüz? Olmadı. Ben paylaşmayı seviyorum. Karşımdaki gerçekten çok beğenmişse Evet. onun kullanması, onu mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyor sanırım. O Mesela ben yüzden bir böyle. tasarımcı olarak birisine hediye götürmem gerektiğinde hep kendi yaptığım bir şeyleri götürmeyi Evet. seçerim. Evet. Benden bir iz olsun Hı. diye. Sen de böyle Aynı yapıyorsun. şekilde evet. Bu insanın peki alışveriş etme zevkini ya da hediyedeki kısıtlamaya gidiyor mu sence de? Bazen öyle düşündüğüm de oluyor çünkü. Oluyor. Bazen beğendiğim şeyler oluyor, seramik şeyler. Ama şey diyorum, ben bunu yaparım. Dediğim noktada onu almıyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Veya onun daha farklı bir şeyini de tabii ki yapmaya çalışıyorum. Çok fazla alışveriş yapan bir insan da değilim. Çok sevmem. Atölyeden çok fazla da dışarı çıkma fırsatı bulmadığım Tabii için. uzun saatler, günler boyu bir Evet. projeye başladığın zaman bir de takip etmen lazım. Zamana karşı da Evet, yarışıyorsun tabii evet. ki. O yüzden de kolay bir meslek değil. Bu aile yaşantına nasıl etki yaratıyor? Onu dengelemeye çalışıyorum tabii ki kendimi de çok yormadan ama programla ilerlemeye çalıştığımda ve o programa sadık kaldığımda çok problem olmuyor. Ama sevdiklerim de yoğun olduğum zamanlarda çok destek oluyorlar, her zaman yanımda oluyorlar. Ben bir yere gidemezsem onlar benim yanıma gelip benimle bir kahve içebilip atölyede görüşmelerimizi yapabiliyoruz, yemeklerimizi yiyebiliyoruz yakın yerlerde. O yüzden karşı tarafın da tabii ki bana Tabii. saygısıyla Peki alakalı. seçtiğin mesleğe ailenin, annenin, babanın bakış açısı ne olmuştu? Benim zaten serüvenim 13-14 yaşında başladı. Resim okumak istediğime karar verdim, Güzel Sanatlar Lisesi. Ve her zaman destek oldular. Yani bazen insan gerçekten bir şeyi hayal ediyor ama umudunun bazen yitirmeye yaklaştığı zamanlar oluyor. Orada işte ailenizin ve sevdiklerinizin dimdik arkanızda olduğunu Evet. hissetmek size de güç veriyor. Çünkü böyle çok da kolay şeyler değil aslında, yani umudunu yitirmeden devam etmeye çalışmak.
Ama bu destekler gerçekten ayakta tutuyor. Herhalde başka meslekler yapıyor annen baban diye düşünüyorum, değil mi? Farklı bir... Farklısı. Ama annem de şu aralar çok böyle sanatla iç içe olmaya başladı. Benim Çinli kurslarıma geliyor. Çok güzel şeyler yapmaya başladı. Aslında aileden gelen bir şey. Anneannemden geliyor. Bizim ailemizde çok fazla sanatçı da var. Farklı disiplinlerden de olsak. Öyle mi? Çok şanslı Demet Hanım'ı hissediyorum. biliyorum. Başka kimler var? Demet abla tiyatro dalında. Onun kardeşi Yiğit var. O yönetmen. Çok güzel filmler çekiyor. Başka bir kuzenimiz moda tasarımcı. Benim kız kardeşim şimdi üniversiteye girdi. O seramik bölümü okuyor. Böyle. Peki Çinlilerini mücevherle birleştirmeyi düşünür müsün hiç? Bir ara çok düşündüm. Mücevher, yani takı alanında bir şeyler yapılabilir düşündüm. Ama bazen işte o kadar işler, başka işler önüne geçiyor ki vakit bulunamayabiliyor. Takıda da öyle oldu Benim benim aklıma açıkçası. hep şu geliyor. Neden bir şiir yazılmasın mesela bunun üzerine? Evet. Sen yazsan mesela bu şiiri. Var mı öyle bir yeteneğin? Yok. Çok fazla yazıyla ilgili bir şeyim yok. Kendimi ifade edebilirim yazıyla ama hiç şiir yazmayı Yani mesela bir denemedim. yemek takımı yapsan, o yemek takımının her bir tabağında başka bir şey Çok güzel bir fikir. yazsa Evet. mesela. Değil mi? Böyle çalışmalar da herhalde ilgi Kesinlikle çeker diye olur. düşünüyorum. Yurt dışı fuarlarına katılıyor musun Cansu? Bu zamana kadar katılmadım ama yurt dışı ile ilgili projeler yapmak istiyordu. İstiyorum. O yüzden de bu Londra'daki ilk adımımızı attık. Oradan online satışlarımız da oluyor. Dünyanın birçok yerine satışlar yapabiliyoruz. Aslında hem geleneksel sanatımızı insan, yani dünyaya tanıtmak, hem de bunun nasıl modernize edilebileceğini göstermek Adına, amacıyla. değil mi? Hayat ne gösterecek bilmiyorum. Tabii ki çok istiyorum katılmak. Tabii yolun daha çok başındasın. Evet. Muhakkak çalışmaların çok gelişecek, değişecek. Ben de Umarım. ilgiyle takip edeceğim hepsini. Umarım. Şimdi iki tane örnek getirmişsin bize. Eminim başka modeller de vardır. Var. Hepsini getiremedim buraya Tabii ki. zaten her şey. Yani nasıl bir koleksiyon hazırlıyorsun? Mesela bu yıl bunları yapacağım diye mi yapıyorsun? Yoksa sen durmadan hep böyle yeni yeni şeyler mi yaparsın? Var mı bir koleksiyon çıkarma dönemin? Öyle dönemlik değil. İçimden geldiği zaman başlıyorum ama tabii ki başladığımda bir seri olarak başlıyorum. İşte bunlar biraz daha çiçek motifleri, tropik desenler olarak başladığım bir seriydi. Bunları böyle devam ettirdim. Yeni üretimimde yeni farklı bir seri çıkarmak. Yani ben kendimi yenilemeyi de çok seviyorum. Aynı şeyi bir daha tekrar tekrar yapmaktansa o geçen sürede aldığım tecrübeyle yeni bir şeyler üretmeyi de çok seviyorum. Kendimi tekrar Şimdi etmektense. Çin'de, özellikle Çin'de renkler çok önemli. Evet. Ve biliyorsun geleneksel renkleri var aslında bunun kullanıldığı. Ama görüyorum ki sen bu renkleri de aşmışsın. Yani hep kullanılan renklerin dışında. Nasıl ayarlıyorsun? O renkler kısmı biraz zor, değil mi? Ya ben renklerle oynamayı çok seviyorum. Çin'i skalası çok eskiden daha da çok az renkler varmış. Neydi bunları bir Oksitlerden söyleyelim, kaynaklı. bir izleyicilerimiz de hatırlasınlar. Çok önceden bunlar zaten metal oksitlerden yapılan Evet. boyalar. Mercan demirden yapılır, bakır turkuaz rengini elde eder, mangan mor olur, kobalt mavi olur gibi sınırlı sayıda 4-5 renkmiş. Ama şimdiki kimya teknolojisiyle gerçekten çok fazla renk var. Ama renklerin tonlarını bulmaksa benim en keyif aldığım kısım. Bazı renkleri karıştırıp fırında denemelerini yapıp eğer iyi bir sonuç alıyorsam onu Nasıl kullanmaya yapıyorsun? devam ediyorum. Küçük parçaların üzerinde Evet. deniyorsun Ya elbette minik ki. bisküviler hazırlıyorum. Kendime bir kartela yapıyorum. İyi sonuç çıkanları tekrardan kullanmaya devam ediyorum kendi karışımlarımı yapıp. Öylelikle de ton buluyorum. Ton bulduğumda daha çok portre çalıştığım için portrelerde daha rahat çalışabiliyorum. Ten rengi, yüz, göz vesaire gibi yüzeylerde. Evet. Bir şekilde. Harika. Doyamadım anlattıklarına. Yani Çok farklı keşfetmeye çalışıyorum. evet. Kendimi de keşfediyorum. Boyanın kuru halini deniyorum, ıslak halini deniyorum. Öyle olduğunda nasıl bir sonuç alırım? Yani bu zaten uçsuz bucaksız bir dünya. Sonsuza kadar devam edecek diye düşünüyorum bu Hep de devam keşif. etsin diyelim. Çok Umarım. güzel şeyler anlattın bize. Ufkumuzu Teşekkür ederim. açtın. Senin de yolun açık olsun. Çok Başarılarının teşekkür devamını ediyorum. Çok diliyorum. sağ olun. İyi ki geldin. Teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir hayalden gerçeğe programının daha sonuna geldik. Değerli sanatçı, tasarımcı arkadaşlarımın bize anlattıklarıyla ben
kendi ufkumu açıyorum. Ben de düşündüm, hayal ettim, neler yapabilirim acaba onunla birlikte diye. İşte güzel olan şey de bu zaten. Birbirimizin yaratıcılığından etkilenebilmek, yeni ufuklara koşabilmek. İyi bir hafta geçirmenizi dileyerek bütün ekip arkadaşlarım adına iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşça kalın.